Leyla. 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 Leyla uyan. Mirza. Ben çok özür dilerim. Deniz'in hastanedeki odası için hazırlamıştım bunları. Ameliyattan biraz korkuyormuş da moral olur diye düşündüm. Sabaha kadar anca bitti. Özür dilerim. Özür dilenecek bir şey yok. Ben hemen buraları toplayayım. Sonra da kahveni yapayım. İstersen önce kahveni yapayım. Yok, sen kahveyi bırak. Bence sen yukarı çık. Biraz dinlen. Olmaz. Buraları böyle bırakamam. Kimse olmadan. Tamam dedim, bırak. Bir saniye. Boya mı olmuş? Biraz. Bir aşağıya indir ha. Gel gel. Ha, onu bir aşağı indir, şuralar bir açılsın oğlum. Tamam. Hadi. Tamam anacığım. Onu koy, gel şunu al, hadi. Bunu da alıyorum. Güzel oldu değil mi şöyle Adnan? Al şunu şuraya as. Ay ne bakıyorsun alık alık? Aslanı şuraya fotoğraf çektiririz önünde. Ya Nermin, bu kadar şatafata ne gerek var? Daha kahvaltı yapmadık be. Sabahın köründe bu ne koşuşturma? Adnan, bir tanecik oğlumuz var. Her şey layığına göre olacak. O ne öyle Seyfo? Yamuk asmışsın, doğru düzgün assana şunu, adam gibi yap şu işini ya. Allah Allah. Ya ben böyle azarlar gibi oldum ama kusura bakma. Ne yapayım, düğün telaşındayım ben de. Her şey doğru düzgün olsun istiyorum. Anne haksız mıyım? Hah şöyle. Düğünümde her şey kusursuz olsun istiyorum. Hiç merak etme Melek. Her şey kusursuz olacak. Seninle, Koroy'unla foyası ortaya çıkacak. Sonra ben de Eylül'e kavuşacağım. Evet, boya olmuş da çıktı şimdi.
Tamam, ben buraları toplayayım. Mirza, ben onu şeyden kestim. Ya burada fotoğrafın olmasını istemezsin diye düşündüm. Yanlış anlama lütfen, başka bir nedeni yok. Benim için fark etmez. Günaydın Mirza abi. Ana! Ne olmuş burada böyle? El işi dersi falan mı vardı? Ay ne saçma sapan şeyler bunlar canım. Deniz'in ameliyatı var da bugün. Ona moral olsun diye hazırladım. Ama masanın başında uyuyakalmışım. Uf, hemen toplarım şimdi. Tamam sen bırak Kezban yapsın. Kezban! Kezban yok, ben hallederim. Aa, Kezban nerede? Teyzesi hastalanmış, onun yanına gitti. Ana. İyi tamam bırak, o gelince toplar. Teyzesinden sonra hastaneye bizim yanımıza gelecek. Sebep? Saadet babaanne öyle istedi, yardım olur diye. Çok düşünceli kadındır babaannemiz. Bize gelse kılını kıpırdatmaz. Efendim? Ay yok, bir şey sana demedim. İyi tamam, sana yardım etmeyi çok isterdim de Fırat'ın kahvesini götürmem gerek. Tabii sen git, ben hallederim. Günaydın babaanne. Günaydın. Gördün mü Leyla ne güzel şeyler yapmış. Hiç fark etmedim. Mirza. Leyla etrafındaki her şeyi güzelleştirmek için çırpınıp duruyor. Kardeşinin 3 günlük hastane odası için bile neler yapmış. Dünkü yemeği de mahvetti ama. Ama o başka. Onda kızın suçu yok ki. Kimin suçu var babaanne? Bir görsen halini, tavrını falan. Asla kabul edemezsin yani. Tamam. Sen dinlemeden, anlamadan kızın cezasını kesiver. Senin hayatında zaten ya siyah var ya beyaz. Ortası yok oğlum. Babaanne, iş dünyası. Ya siyah ya beyaz. Bunun ortası yok. Benim de ortam yok. Bunu en iyi sen bilirsin. Doğru. En iyi ben bilirim. Ama duygular öyle değil. Onun bir ortası var, ortası. Babaanne, lütfen başlama. Bugün benim çok önemli bir toplantım var Akif Bey'le. Kafamı toplamam lazım. Tamam. Mirza, Leyla'nın işi de zor. Babaanne, ben bir zorluk görmüyorum. Başkası için çarpan kalbi taşımak zordur. Ağır gelir insana. Böyle altında ezilirsin. Kimsenin gücü yetmez seni oradan kaldırmaya. Bir tek sevdiği iyi gelir insana. Bir tek sevdiği elinden tutar, kaldırır. Bu söylediğimi unutma. Annem, halam nasıl? Keşke onunla da konuşabilseydim be. Anneciğim, bak sen beni merak etme. Halamı yalnız bırakma ne olur, ben iyiyim. Hem onun bizim üzerimizde emeği çok büyük. Anneciğim, iyiyim ben. Hem ben burada yalnız değilim ki. Anne, dün yaz buradaydı. Bana notu yaz bıraktı. Hayır anne, başka kim olacak ki? Ben biliyorum, o Yaz'dı. Belki de Koray bana bir kötülük edecekti siz yokken. Yaz'dı, hissetti, sonra yangın alarmını çalıştırdı. Koray'ın bana bir zarar vermesini Yaz engelledi anne. Ben biliyorum. Bütün bunları yapan o. Biliyorum. Bugün evleniyor. Ama içimden bir his bugün her şey çok başka olacak diyor anne. Bugün bir şeyler değişecek. Hissediyorum. Tamam. Sen beni merak etme olur mu? Kendine iyi bak anneciğim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ya abi kurban olayım, bir gülme ya. Ya şu halime bak ya. Ya bir gözlük takaydım kendime, başka bir şekilde bir kamufle edeydim de şu halde düşmeyeydim ya. Allah Allah, amma tatap ettin abi ya. Bak, bir an önce Eylül'ün yanına gideceksin. Bugün olacakları Eylül'ün gözleriyle görmesini istiyorum. Ama kendi gözleriyle, tamam mı?
Tamam ya, tamam hallederiz. Hadi 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 hadi. Şş, abi. Ha? Ya öyle odun gibi yürüme. Biraz kırt bir şeyler yap ya. Kıvırayım mı? Atsın kıvırmaz. İyi mi şöyle? Şş, bir dakika bir dakika bir dakika. Ha? Bak. Bak bu arada adın Safiye. Ne? Safiye. Ay Safiye'si batsın ya. Ay Ay Fırat, şunu uzatır mısın? Gülüm, bu salamlardan yemesen mi? Sağlıksız diyorlar. Ay Fırat, yediğim bir dilim bilemedin ki. Ondan ne olacak? Lokmalarımı mı sayıyorsun? Aşk olsun yani. Günaydın. Günaydın. Gel evladım, otur şöyle. Yok, çok sağ olun. Size afiyet olsun. Ben yolda bir şeyler atıştırırım. Hastaneye geç kalmayayım. Kezban'la konuştum. Teyzesi iyiymiş. O direkt hastaneye gelecek canım. Hiç gerek yoktu babaanne. Olur mu öyle şey? Orada yardıma ihtiyacınız olur. Ay keşke Kezban olsaydı, piş falan yapardı. Ay bence de. Ben yaparım Gül. Kezban bizim yüzümüzden yok zaten. Ben yapayım hemen. Ay yap vallahi Eltim. Canım çok çekti. Yok yok Leyla. Yok. Bak sofradakiler kafi. Hadi sen git geç kal. Ama... Lüzum yok evladım. Bak her şey var. Hadi sen git. Ben sana başka zaman yapayım o zaman Gül. Peki madem. Leyla, orada başkaca şeyler de lazım olur. Para falan ihtiyacın var mı? Vardır canım. Olmaz olur mu hiç? Olmasa şaşarım zaten. Çok sağ olun babaanne. Düşünmeniz yeter. Param var, Mirza vermişti. Tabii vermiştir, tabii vardır. Ama bir şey olursa beni ara. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın oğlum. Leyla hazırsan çıkalım. Seni ben bırakacağım. Ama senin bugün Akif Bey'le çok önemli bir toplantın vardı. Seni bırakır. Oradan geçerim ben. Fırat, hala kahvaltı mı ediyorsun? Kalkıyorum abi. Kalkıyorum. Geliyorum şimdi. Hadi oğlum hadi. Gülüm. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ay işte burası. Ay geldim. Şu başıma dalmıyor buradan su. Ayol sen ne diyorsun be kadın ya? Burada banyo yok, tuvalet yok. Su nereden gelecek senin odana Allah Allah? Bildiğin aha oda işte. Bana bak, yalan mı söyleyeceksin koca kadın be? Belki de odanın altından bir su borusu falan geçiyordur. Tabii canım. Bizim de evimiz zaten alttan ısıtmalı ya. Her yerde böyle su borusu var. Ya git Allah aşkına. Teyzeciğim panik yapma. Gel bakayım göster neresi akıyor. Bırak dur be. Teyzesin aram. Sersem. Bana bak. Sen kaç yaşındasın? Aç bakayım şu yüzünü ben anlarım. Ay tüfe açtırmam. Namahremim var benim. Git başımda. Aferin lan Seyfo. Ya anam yaşında kadınsın. Ne namahremi falan. Panik yapma hadi. Ay git. Ay vallahi daraldım ben. Ay söyleyeyim de yönetici uğraşsın sizle. Çek içimden. Sersem. Ya bu şimdi böyle Allah aşkına. Evlerden uğrak. Oğlum. Sen burada hala oturuyor musun? Yavrum hangi ara berbere gideceksin? Daha damat tıraşı olman lazım. Şuna bak. Üstünü bile giyinmemişsin. Bizim iki ayağımız bir pabuca girsin aşağıda. Sen burada hala otur. Nikah daha var anne. Kendini yorma o kadar. Bana akıl verecek yerde kalk hazırlan haydi. Tamam anne. Tamam. Bana bak. Sen niye durgunsun?
Mutlu değil misin yoksa? Yo. Gayet mutluyum anne. Oy, kurban oldum. Mutlu ol tabii annem. Mutlu ol yavrum. Bak, benim içim çok rahat. Melek sana çok iyi bir eş olacak. Benim içim de bugün çok rahat anne. Bugün var ya, çok güzel bir gün olacak. İnşallah de, inşallah de. Hadi bak, oyalanma. Gidiyorum, arkamdan gel ha. Hadi hadi. Çünkü bugün sevdiğime kavuşuyorum. Hayatımın en güzel günü olacak. Yoga'ya gidiyoruz. Bir saniye anne, şunu da yiyeyim de. Ayol ben sağlıklı olalım, yoga yapalım diyorum. Sen hala tıkıştırıyorsun ya. Hadi kalk. Kahvaltı ya anneciğim. İyi ki önde yeniliyor vallahi. Hem ne demişler? Kahvaltıyı kraliçeler gibi, öğle yemeğini prensesler gibi, akşam yemeğini de fakir köleler gibi yapacaksın demişler değil mi? İyi iyi, ben sana akşam yemeğini de hatırlatırım bu söylediklerini ama. Hadi diyorum, kalk çabuk. Tamam tamam. Hadi. Hanımlar, oturun şöyle. Biz yogaya gidiyorduk ama anneciğim. Oturun dedim. Söyleyecek iki çift lafım var. Geçin şöyle. Tayfa getir, koş şöyle masaya yakın. Masanın yanına. Masa, masanın yanı. Masanın yanına doğru koyacaksın. Ay ben anlatamıyor muyum ya? Ben anlatamıyor muyum burada? Tamam, buyur. Allah Allah. Sen beni anlamıyor musun ya? Masaya yakın koyacaksın. Anlatamıyor muyum ben? Kızım. Tamam, orada gayet güzel o. Sakin ol. Ay anneciğim, benim zaten burada iki ayağım bir pabuca girmiş. Ne yetişeceğimi şaşırdım. Böyle küçük şeylerde de sıkıntı çıkınca benim canım sıkılıyor ya. Delirecek gibi oluyorum. Anacığım, benlik bir şey kalmadıysa ben çıkayım yoksa... Ne yoksa? Yoksa ne? Çık hadi git, bir işe yaradığın yok zaten burada. Hala konuşuyor ya, hala konuşuyor. Melek. Bu ne ya? Bu kimin telefonu? Kadının galiba. Eylül'e yazıyor. Saat 5'te bekle. Bu telefondan sana bir arama gelecek. Mutlaka aç, çok önemli, mutlaka. Az kaldı sevgilim. Kavuşmamıza çok az kaldı. Bana bakın. Leyla bu evin gelini. Üstelik yeni gelin. En genci, en masumu, yetmiyormuş gibi en tecrübesizi bir de. Anneciğim şimdi biz... O kız sizin entrikalarınızdan, oyunlarınızdan uzak. Hilelerinizle, hurdalarınızla akla ermiyor. Kaldı ki ben de onun öyle kalmasını istiyorum. İşte adam tuttuğunuz ortada. Leyla'yı koruyup kolluyorsunuz, bizi değil. Böyle yapmaya devam ederseniz kayıracağım da kollayacağım da. Bu yaptığınız son saçmalıklar yüzünden şirket az az zarara giriyordu. İtibarımız zedeleniyordu. Aa, neden? Biz ne yaptık ki? Evet babaanne, biz bir şey yapmadık. Allah Allah ya! Bırakın yalan söylemeyi, bırakın. Kimin ne olduğunu biliyorum ben. Kimi kandırıyorsunuz siz ikiniz ha? O kızın acaba ömrü hayatında öyle daracık bir elbisesi mi olmuştur? Anneciğim bırak Allah aşkına. Yani hepimiz görüyoruz. Siz Leyla'yı melek sanıyorsunuz ama o kız öyle değil. Firdevs Hanım, doğru söylüyorsun. O kız benim gözümde melek.
Sen ne söylersen söyle bu değişmeyecek. Kaldı ki senin söylediğin doğru olsa bile ayıp sizin ayıbınız. Bizim mi? Neden ya? Ne demek neden ya? O kız öyle giyinmek istese bile senin çıkıp evladım böyle gidilmez demen lazım. Annelik yapman gerekiyor Firdevs Hanım. O kız senin gelinin. Kabul et artık. Ona göre davran. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Anlaşıldı mı? Oh, ucuz atlattık çok şükür. Hayır efendim. Ben kabul etmiyorum. O kız benim gelinim falan değil. Olamaz da. Oğlumu da bu evi de hayırlısıyla bu kızdan kurtaracağım. Günaydın beyim. Günaydın Kezban. Teyzem nasıl oldu, iyi mi? İyi beyim, sağ ol sorduğun için. Kezban, bagajda Leyla'nın hazırlıkları var. Onları alır mısın? Emrin olur beyim. Ben yardım edeyim, tek başına zar olur. Dur sen dur. O alır, merak etme sen. Kezban yanınızda olacak bugün sizin. Bugün büyük gün. Bir ihtiyacınız olursa bana haber ver. Halletmesi için birini gönderirim. Tamam, sağ ol. Sana da kolay gelsin, hayırlı işler. Ya umarım akşam her şeyi mahvetmemişimdir. İnşallah Akif Bey'le toplantın çok güzel geçer. Şimdi sen orasını düşünme. Kardeşinin yanında ol. Teşekkür ederim. Kezban. Hazır mı? İnşallah çok iyi geçer. Sen de bir tuhafsın küçük gelin. Ayol her şeyi Firdevs Hanım'la Gülsüm Hanım yaptı. Taş olsa çatlar, ben çatladım burada. Söylesene doğrusunu. Ya öyle deme. Ne olursa olsun oraya o kılıkta gitmemem lazımdı. Mirza Bey'im sana kızıyor. Beni bu hale onlar getirdi desene. Söyleyemem. O şikayet etmek gibi olur şimdi. Hiç hoş bir şey değil. Onların yaptığı çok hoş sanki. Bu da bana ders olsun. Ne yapalım? Annemler yoldaymış. Hadi onlar gelmeden odayı hazırlayalım. Vallahi sen melek olacakmışsın da bir yanlışlık olmuş Zahar. Hadi hadi gel. Ne yaptın? Öğrendin mi kasanın şifresini? Ay azıcık sabret ya. Azıcık sabret. Zaten düğünden sonra altınları bana verecekler. O zaman alırsın. Boş hayal kurma kızım. O altınları sana vermezler. Yine kasaya koyarlar. O yüzden o kasanın şifresini öğrenmen lazım. Ya Saffet rahat bırak beni ya. Bir git başımdan. Zaten düğün günü derdim başımdan aşkın. Ay bir de uğraştığım şeye bak. Eğer o kasanın şifresini öğrenmezsen her şeyi öterim bülbül gibi yağıza haberin olsun. Kuaför geldi. Merhaba. Merhaba, buyurun buyurun geçin. Bak şimdi böyle sanki hiç makyaj yapmamışım gibi görünen bir makyaj yap, tamam mı? Yani kendi doğal güzelliğimi de örtmesin. Ama bütün gözleri de üzerime çeksin. En nihayetinde kız tarafı sayılırım. Alımlı olmam lazım. Normal yapıyorum işte. Ben bilmem öyle. Ama sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Ne biçim genç kızsın ya? Allah Allah, zengin düğününe gidiyorum ben. Aa, oğluna kız vereceğim. Azıcık özen göster bakayım. Hadi. Ha, bak şu kalemden bol bol çek. Ama kirpiklerimin doğal kıvrımını da bozma. Hadi. Ay. Acaba şimdi kendi gelinlerine ne kadar altın takar bunlar? Gördün işte, nişanda bile bana nasıl nişan hediyesi olarak 22 ayar altın bileklik getirdiler. Kendi gelinlerine kim bilir ne kadar altın takacaklar şimdi. Ama Allah için. Yani Melek de çok güzel bir kız. E tabi insanın kalbi temiz olunca bahtı da açık oluyor. Nişanda nasıl?
birbirlerine nasıl yakıştılar değil mi? Nasıl bakıyorlardı birbirlerine böyle aşık aşık. İnşallah çok mutlu olurlar. Boy boy da çocukları olur. Hadi yap makyajımı. Helal olsun sana be. İzledim hepsini. Şu teyze rolü bayağı bir yakıştı ha. Ya ağam ya. Ya ben ne hallere düşürdüm. Ama keyif almadım da değil. Tamam neyse. Tam zamanında görüntülerime gidecek değil mi? Tabii tabii. Merak etme ağam. Salonun tam ortasına koydum. Ayarı da yaptım. Eylül yengeme tam vaktinde arama gider. Yaşa. Bugün çok güzel bir gün olacak. Bugün her şey ortaya çıkacak. İnşallah. Maşallah gelin hanım. Sen de her konuda beceriklisin vallahi. Yemek var, ev işi var, el hüneri var. Ne istiyorlar senden anlamadım ki. Ruhun da güzel. Vallahi şu zamanda senin gibi gelin bulsalar öper başına koyar millet. Laf aramızda kalsın. Ben Firdevs Hanım'ın yerinde olsam Gülsüm'ü değil senin yanında tutarım vallahi. Sağ ol Kezban'ım, öyle konuşma lütfen. Sen var ya, kendi güzel, ruhu güzel bir kızsın. Yüzüm burada diye söylemiyorum. Vallahi bak. O senin gönlünün güzelliği. Sağ ol. Gel kızım gel. Hoş geldiniz. Aa, abla ne yaptınız siz ya? Çok güzel olmuş. Kızım ne güzel düşünmüşsünüz. Ablacığım çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Ameliyatın çok iyi geçecek. Sen çok iyi olacaksın. Biz de bunu kutlayacağız. Abla gece yine uyuyamadım ben. Ne olacaksa olsun artık, bak beni dayanacak gücüm kalmadı. Ablacığım deme böyle. Bak yüzdük yüzdük, kuyruğuna geldik. O kadar çok sıkıldım ki abla. Bir sürü şey düşünüyorum. Kafam patlayacak gibi oluyor artık. Diyorum ki ameliyat olunca iyileşeceksin. Okulumun mezuniyetine yürüyerek gideceksin. Orada dans edeceksin. Birden bir şey oturuyor içime. Ya daha kötü olursa. Ya hiç yürüyemezsem. Yetti artık ya. Bugün ne olacaksa olsun. Canım kızım. Bak iyi düşünelim, iyi şeyler olsun. Değil mi öyle şeyler ha? Bütün gece internette dolandı. Bir baktım ameliyatı izliyor. Aa Deniz, ben sana internete girmek yok demedim mi? Ama insanlar neler yaşamış biliyor musunuz? Bir kızın iki bacağını birden kesmek zorunda kalmışlar. Ah tövbe tövbe. Deniz yeter. Bak ne konuştuk seninle. Sakin ol lütfen. İyi ki varsınız. İyi ki yanındasınız. Sen de gel Kezban abla. Gelirim vallahi. Gel gel. Kezban ablam bütün bunları taşımamızda çok yardımcı oldu sağ olsun. Onun da emeği sağ büyük. Sağ olsun. Korkma ablacığım. Hepimiz dua edeceğiz senin için. Ay bu ne ya? Of şaka mısın sen? Topuz istediğin zaman hanımefendi. Ya senin topuz anlayışın bu mu? Tavus kuşuna çevirmişsin be kafamı. Manyak mıdır nedir hale bak. Kızım bir dur sakin ol, bir adamcağız daha bitirmedi. Neyse ben gidip şu hazırlıklara bir bakayım. Düzelt şunu çabuk saçma sapan ya. Allah'ım. İş. Siz ne istiyorsanız onu yapıyorum ben. Bana bak çok konuşma da yap hadi şunu. Ne bu gürültü Nermin? Yine ne diye bağırıyor? Kuaföre kızmış. Bu ne böyle Nermin? Daha nikah kıymadan canavara döndü bu kız. Tavırlara bak. Düğün stresi falan herhalde. Adnan bir ilişme şimdi. Oy. Oy oy anası kurban olsun benim yavrum benim. Maşallah ne güzel olmuş. Aslan be aslan. Kimin oğlu be? Koç be koç. Oy kurban olsun anacığım. Hadi. Tamam yap hadi çok konuşma ya. Aşkım.
maşallah sana. Tıt 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 tıt. Vay nazar değmesin. Sevgilim çok yakışıklı olmuşsun. Sağ ol. Şu arkadaş da benim saçımı doğru düzgün yapabilirse inşallah güzel bir çift olacağız ama. Ay neyse. Yaz. Gel oğlum. Seninle biraz konuşalım. Konuşalım. Yap hadi sen şuraya. Topla onu, güzel topla. Abla, ellerine sağlık ya. Ne ara yaptın bunları? Hem yemeğe gittin hem de bunlarla mı uğraştın? Yavrum Leyla. Kızım kaç kere sordum cevap vermedin. Hep arada kaynadı durdu. Asıl sizin yemek nasıl geçti? Sen onu anlat. Anneciğim telefonda iyi geçti dedim ya. Tamam sorup durma işte. Merhaba. Ay kız. Aa, bunlar kimler? Benden. Aşağıda çocuktan aldım. Üşüyordu. Kıyamadım. Ay çok güzeller ya. Evet ne iyi yapmışsın Kezban ya. Ya aslında katlardaki diğer odalara da dağıtsak mı birer tane? Moral olur hem diğer hastalara da. Birkaç tanesi de burada kalsın ama. Kalsın tabii. Başucuna da koyarız mis gibi kokarlar. Abla, ameliyata da az kaldı. Korkma bir tanem, iyi geçecek merak etme. İyi günler. Bir trafik kazası olmuş. Ay. Önceliği oradan gelenlere vermek zorunda kaldık. Ameliyathanelerimiz dolu. Bu nedenle size birkaç saat geç ameliyat alacağız. Hay Allah ya. Tamam sağ olun hemşire hanım. Hemşire hanım, doktor Serdar Bey geldi mi acaba? Henüz gelmedi. Geçmiş olsun. İnşallah ölüm falan olmamıştır. Ay inşallah. Canım. Sadece birkaç saat ertelenecek. Abla biliyorum da ben kendimi çok zor hazırlamıştım. Bir an önce olup bitsin istiyordum. Bitecek, merak etme. Yavrum mecbur bekleyeceğiz, ne yapalım? Kezban biz şu çiçekleri dağıtalım. Leyla sen de kardeşinle kal, oldu mu? Sadece her şey iyi olacak, üzülme. Ameliyattan sonrasını düşünün. Sağ ol. Gel buraya bir şey soracağım. Dün akşam yemekte ne oldu? Yok ablam ne olacak? Hem ben bir şey bilmiyorum ki. Kezban. Bak zaten kızın ameliyatı yüzünden canım burnumda. Kafam bir de Leyla'ya takılmasın. Ben anladım onun halinden. Var bir şey. Bak Allah aşkına söyle. Şey biraz sıkıntılar olmuş. Nasıl sıkıntı? Küçük gelin yemeğe başka bir kıyafetle gitmek zorunda kaldı da. Nasıl bir kıyafet? Giymemesi gereken bir şey giyip yapmaması gereken şeyler yapmış, o kadar söyleyeyim. O kaynanası olacak Firdevs Cadaloz'u yaptırdı değil mi? Bir de yanında yardakçısı Gülsüm. Kızımı rezil edip oyuna mı getirdiler yoksa? Oh. Kızımı utandırıp yerin dibine geçirmek istiyorlar. Ama ben gösteririm onlara. Zaten cinim tepemde, görür onlar. Gel. Mirza Bey, düzenlemeleri yaptım. Sözleşme metnimiz hazır. Ellerine sağlık. Fırat, fizibilite raporlarını bu dosyaya ekleyin. Allah kahretsin. Ne oldu? Ben fizibilite raporlarını evde unuttum. Fırat, oğlum bunu neden yapıyorsun ha? Seni kovayım diye mi? Ne bileyim abi, evde her gün bir şey oluyor. Kafam kazan gibi. Kendime mail atacaktım, onu da unuttum. Akıl kalmadı ki. Bana bahane anlatma Fırat. Ben hemen gidip alayım. Yok yok otur sen.
İdris Bey'e düzenlemeleri yap. Ben giderim. Bırak, tamam, daraldım. Daha bitmedi. Ay ne bitmedi ya daha, öf. İçim bir şişti, daraldım diyorum sana burada. Bir de hesap mı soruyorsun sen? Ay. Kızım. Şey. Kusura bakmayın. Düğün telaşındandır. Stresten. Tamam Nermin, bir şey demedik. Sana Melek'le ilgili söyleyeceklerim var. Melek'le ilgili mi? Neymiş, buyurun, sizi dinliyorum. Oğlum bak, Melek kimsesiz bir çocuk. Hayatı boyunca doğru dürüst bir ailesi olmadı. Şimdi o sana emanet. Ona iyi bak. Yoksa bozuşuruz. Siz hiç merak etmeyin. Ona gözüm gibi iyi bakacağım. İyi olması için elimden geleni yapacağım. Aklınız kalmasın. Aferin damat. Aferin. Ben bir turna kuşuyorum. Niye sana geldim biliyor musun? Çok yakında güzel günler göreceğini söylemek için. Sana tekrar umut vermek için. Hadi şimdi bir dilek tut. Sonra benim gibi 1000 tane turna kuşu yap. Sabırla bekle. Dileklerin gerçek olacak. Güzel günler uzakta değil. Yanı başında. Asla umudunu kaybetme. Afiyet olsun. Hep böyle mutlu olalım. Söz mü? Söz. Ben sadece buraya Eylül'le konuşmaya geldim. Ne konuşacaksın ya? Ne konuşacaksın? Bence evleneceğinizi söylemeye gelmiştir. Allah'ın emri. Peygamberin kavliyle. Kızınız Meleği, oğlumuz Yağız'a istiyoruz. Canım, aşkın önüne geçmek ne mümkün? Aslında Yağız kır düğünü istiyordu. Ama biz Abant Gölü'nün kıyısında yapmaya karar verdik. Biz seninle Ağla Tacı gibi bir aile olalım. Güçlü, sapasağlam bir aile. Şuraya bir kütüphane koyardık. İnsanlar kitaplarını okurlardı. Fonda da bir müzik çalardı. Ne güzel olurdu, değil mi? Ne güzel anlattın. Önce bir evlenelim. Belki bizim de ileride böyle sevimli bir kafemiz olur. Hem eğer senin elin değerse her yer çiçek bahçesi olur. Keşke. Efendim, hayırlı uğurlu olsun. Ay! Günaydın kocacığım. Az kaldı. Bugün gerçekten karı koca oluyoruz. Ya Eylül, ben çok heyecanlıyım. Ben seni ilk gördüğüm andan beri hep bugünü bekledim. Beni hiçbir zaman bırakma, olur mu? Aa, hayırdır Saadet anne? Nereye gidiyorsunuz? Bankaya uğrayacağım. İşlerim var. Oradan da Deniz'le Leyla'nın yanına hastaneye gideceğim. İyi madem. Kolay gelsin size. Sağlıkla kalın.
Yeni gelin de pek kıymetli maşallah. Dakika yalnız bırakmıyor. Vallahi Gül, zamanında benim kardeşim ameliyat oldu. Saadet anne bir kere bile uğramadı. Hiç unutmuyorum o günleri. Ay hayır yani, azar isteyeceğiz diye yoga derste kaçtı. Vallahi kaçtı gitti, derse de gidemedik. Yani Kezban'ı bile tuttu, onların hizmetine gönderdi. Kapıyı açmak da bize kaldı maşallah. Ne işin var senin burada? Seninle konuşmaya geldim. Müsait değiliz. Hadi başka zaman. Yürü döndü. Umurumda değil. Çekil şuradan be. Aa, şuna bak ya. Ben biraz uzanacağım Nermin. Bir şey olursa uyandırırsın. Tamam tamam Adnan, sen git. Melek, bir gelir misin? Geleyim aşkım. Canım. Sana kasanın şifresini söyleyeyim. Dün değiştirmişsin de. Kasanın şifresi 08-12-15. Yani altınların hepsi orada. İstediğin oradan takabilirsin. Ay sevgilim, teşekkür ederim. Şişt. Hadi söyle, şifre neymiş? Önce kaseti vereceksin. Bak sen, numaralara bak. Bana bak, anlaşmamızı unutma. Önce kaset, sonra altınlar. İyi tamam. Sonra gider alır getiririm. Melek! Kızım! Geldim anneciğim. Kızım, gel bir makyajını da yaptır da gelinliğini giy, haydi. Ay doğru, doğru diyorsun anneciğim, yaptırayım hemen. Şöyle parlaklı bir şeyler istiyorum ama çok da abartıya kaçmayalım, olur mu? Tamam. İşte bu kadar. O görüntüler elime bir geçsin de o zaman başına gelecekleri görürsün Melek. Hayırdır anne? Vallahi ben de anlamadım. İşimiz var, müsait değiliz dedim. Apar topar kadın daldı içeri. Artık eşkıyalığa da başladı bunlar. Leyla sizin yüzünüzden rezil olmuş. Rahat bırakın onu. Benim kızım oturmasını da kalkmasını da çok iyi bilir. İnsanların içinde öyle saçma sapan hareketler yapmaz. Abuk subuk kıyafetler giymez. Siz oyuna getirdiniz. Aa, üzerime iyilik sağlık. Ne münasebet canım, ne alakası var? Vallahi ben o kadar uyardım yapma diye. Ama yok, yine gitti kendini rezil etti. Hadi be oradan. Sizin karşınızda dünkü çocuk yok. Bugüne bugün ayaşlı döndü var. Uyarmışmış. Yer miyim ben bu numaraları be? Ha? Benim kızım başka kıyafet giyecekti. Siz oyuna getirdiniz. Engellediniz. Şekerim, senin kızın bu eve layık değil, anla artık. Nerede ne giyeceğini, ne yapacağını bilmiyordu. Biz onu gösterdik, o kadar. Vallahi döndü hanımcığım. Senin kızın da o kadar saf olmasaymış. Ne desek yaptı vallahi. Demek ki içinde varmış. Evet, resmen atladı yani. O da kanmasaymış, inanmasaymış. Ne yapabiliriz? Hayret bir şey. Benim kızım saygısından susmuştur. Siz sanki yol yordan biliyormuşsunuz gibi sesini çıkarmamıştır. Ben onu bunu bilmem. Bak Dünür, seni son kez uyarıyorum. Vallahi ben daha maşamı çıkarmadım. Kızımla uğraşmayı bırakın, yoksa çok kötü olur. Yeter be! Aman da aman! Çok korktum, ödüm patladı. Tuzlayıp da kokma bari. Hayret bir şey ya, havalara bak, tafralara bak. Aman, senin kızın da öyle sümsük olmayaymış, ne yapayım? Salak işte, salak! Mirza?
Gözüme bak ya. Heh, kafama da bu ne tam oldu. Ablacığım, ameliyata gireceksin. Ne bekliyordun ki? Yani ne bileyim ablacığım, daha iç açıcı şeyler olabilirdi. Mesela allı pullu şeyler. Moral olurdu yani. Bunun gibi mi mesela? Ha, şimdi oldu işte. Ablam işte eline attığı her şeyi güzelleştirir. Abla, bu arada annem nerede? Bilmiyorum ki. Dur ben bakayım. Pardon. Deniz'in ablası siz misiniz? Evet, buyurun. Biz hazırız. Maalesef ameliyat bugün yapılmayacak. Anlamadım. Niye ki? Tahlillerde falan mı bir şey gördü doktor bey? Hayır. Asistan arkadaşımın hatası. Doktor bey sempozyuma gidiyor bugün. Tarihleri karıştırmış. Siz ne diyorsunuz? Olmaz. Bugün kardeşimin ameliyat olması lazım. Ya kendini zor hazırladı zaten. Lütfen doktor bey arayın, bir şey yapın. Yapacak hiçbir şey yok. Ameliyatı bir ay sonrasını ertelemek durumundayız. Kusura bakmayın. İzninizle. Hayır ya, hayır. Of. Mirza. Vallahi oğlum kadın geldi. Öyle paldır küldür evimize girdi. Terbiyesizlik yaptı. Hatta benim üstüme yürüdü. Ben de mecburen... Mirza abi, biz vallahi... Sakın bana yalan söylemeyin. Her şeyi duydum. Leyla ile uğraşmaktan asla vazgeçmeyeceksiniz değil mi? Kusura bakma ama Mirza. O kız benim gelinim falan değil. Olamaz da. Yani biz o sana layık değil söylüyoruz ama anlamıyorsun bir türlü. Bunu sana kanıtlamak için, ispatlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Anne, Leyla benim karım. Sen ona böyle yaparak bana zarar veriyorsun. Oğlum bak, ben hiç sana zarar vermedim. Beni zor durumda bırakıyorsun. Anlayın artık. Çocuğum, ben sana zarar verir miyim hiç? Ama veriyorsun. Karıma yapılan saygısızlık bana yapılmıştır. Eğer bu saygısızlığı devam ettirirseniz benden saygı falan beklemeyin. Bu hayatta her şey karşılıklı. Asıl o kızın bu evdeki varlığı bize saygısızlık. Sen de bunu önünde sonunda anlayacaksın Mirza Bey. Anlayacaksın. Oğlum. Oğlum dur, nereye? Anne, acil bir işim var da çok geciktim. Anne. Yaz nereye gitti? Şey... Sana yüz görümlüğü alacak herhalde. Ay canım benim ya. Kıyamam, neler düşünüyor. Kasette ne olduğunu öğreneceğim. Bugün bu iş bitecek. Eylül'de elinizden kurtaracağım. Her şeyi kafamda kuruyorum. Beynim bana oyun oynuyor. O zaman bu mesaj ne, bu telefon, bu notlar? Allah'ım ne olursun yardım et bana. Deliriyor muyum, ne oluyor ben? Keşke annem yanımda olsaydı. Keşke. Ağlama sevgilim. Ağlama Eylül'üm. Ama bak sana söz. O yaşlar bugün son defa akacak. Gözünden bu yaşları akıtanların hesabını soracağım. Evet, birazdan alacaklar ameliyata. Zaten almazlarsa kaçıp gideceğim buradan. Kızım, hem de deli gibi korkuyorum ya. Bütün gece internette gezdim. Ameliyatı bile izledim. Çok zor, çok riskli bir ameliyat. Az da ertelerlerse kaçıp gideceğim buradan. Leyla, ne yaptınız? Anne, neredeydin sen? Ufak bir işim vardı. Ne oldu, alıyorlar mı ameliyata? Doktor sempozyuma gidecekmiş. Ameliyatı bir ay ertelediler. Ne? Ne diyorsun kızım sen? Ne demek bir ay ertelediler? Olur mu öyle şey? Ayol, şimdi mi söylenir bu? Aa! Çocuk zaten korkup duruyor. Bugün bu iş olmazsa Deniz bu stresi bir daha hayatta kaldıramaz. Hay Allah'ım, hay Allah'ım. Zaten yavrum kabuslar görüp duruyor günlerdir. Leyla, ne yapacağız? Nasıl söyleyeceğiz ha?
Bir daha hayatta buraya getiremeyiz. Bu fizibilite raporlarını da ekleyin dosyaya. Akif Bey'le konuştum. Gelmek üzereymiş. Hata bile istemiyorum. Tabii efendim. Gel. Kezban, senin burada ne işin var? Şey, önemli bir durum var da. Ne oldu? Babaannem bir şey mi oldu yoksa? Yok, Allah korusun. O iyi ama... Tamam, gel şöyle. Kezban, ne oldu? Hastaneden geliyorum beyim. Doktor Deniz'in ameliyatını iptal etmiş. Leyla çok endişeli. Bu işi çözsen sen çözebilirsin. Anneciğim.